Erdal abi bakalım neler söyleyecek bugünkü oyunla alakalı. Abi gündemini dinleyelim. Yani 8 ay yaklaşık sonra ilk defa. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını saymıyorum. Geçen seneki Beşiktaş maçı da İhsan abinin çıkardığı Beşiktaş maçı da mesela yani o gün de iyiydi Trabzonspor garip bir şekilde. O hani Beşiktaş'ın neredeyse şampiyonluk yarışına dahil olacağı. Değerli toplu gözükmüştü. Evet, bayağı değerli toplu görünmüştü. O 3 maçı saymazsak geçen sene Basel maçı bence hani Trabzonspor'un iyi sahada takım gibi durduğu deplasmandaki kısmet olmadı. Ondan sonra ilk defa yine sahada takım gibi duran ne yaptığı belli, ne yapacağı belli, çalışılmış, nasıl gol atacağını düşünmüş, üzerine hareket etmiş. Fenerbahçe maçını saymıyorum, o da öyleydi ama o başka bir maç, o sürdürülür bir şey değil. Bugünkü sürdürülür bir şey. Ya bu anlamda söyleyebilirim ki hem Bielitsa dönemi hem Abdullah Hoca'nın kendi dönemi için en iyi maçı diyebilirim. Ama Cüneyt'in söylediği çok önemli. Bunda rakibin payı ne kadar? Bunu test edecek maçlar önümüzde. Yani bu rahatlığı ne kadar Antep sağladı? Bu ne kadar Trabzonspor'un becerisi? Ben mesela Sivas maçında da çok eleştirilen Sivas maçında da toplamda bir 10 dakika aslında bugünkü maça benzer şablonlar görmüştüm. Ve ümit vericiydi. O maçta da bazı şablonlar, bazı hücum organizasyonları tam da bir şeyler oluyor dedirtmişti bana. Orada belki orta sahanın geçirgenliği o kadar kötüydü ki hani belki karşılığını alamadı. Ama Sivas Spor maçından sonra içerideki Kayseri Spor maçı bambaşka. Hiç yani Sivas Spor maçında pozisyon verdi Trabzonspor. Vermedi değil ama hücum organizasyonu anlamında Trabzonspor bir şeyler vaat etti. Ben bir şeyler deniyorum, bir şeyler yapıyorum. Kenarlarda Visca'nın, Trezeguet'in dahil olduğu hatta kanat değiştirdikleri ve bunu yaparken böyle biz kanat değiştiriyoruz demedikleri. Pat diye biri sağda, biri solda. Pat diye orada bir anda beliriverdikleri. Yani Visca'nın solda gördüğümüz, yani bunu çok yaparlar da şöyle yaparlar. Top kaleciye gidince hadi sen bu tarafa gel, ben öyle değil. Oyunun içinde onları gördük. Ben mesela o Sivas Spor maçından sonra ümitlenmiştim. Hı hı. Ama Kayseri Spor maçı hani her anlamda bir ne derler eski kal geldi mi? Yani takıma bir kal gelmiş hal vardı. Onu anlamak zor. öte yandan ben çok Abdullah Hoca gibi bakmam. Yani bakmam dediğim şunu söylüyorum. Ya muhtemelen şimdi hocanın da kendine göre haklı tarafları vardır. Ya benim önümüzdeki seneki takımda Mendy stoper oynayacaksa ben bugün de stoper oynatırım. Ama şimdi atmosfer işte ne diyor aslında belki hocaya? Maç kazanmalısın diyor. Tabii. Yani hep söylediğim şey buradan çıkarmak lazım meseleyi. Anlatabiliyor muyum? Yani sonra bekliyoruz sistem. Ya aslında Kayseri Spor bize bir şey öğretiyor. Bir şey anlatıyor Kayseri Spor bize. Hikaye bize bir şey anlatıyor. Ama hiçbirimiz anlamak istemiyoruz onu. Anlamak istemiyoruz yani. Muhtemelen Kayseri Spor yönetimi de anlamayacak ilk para bulduklarında. Bak onlar da anlamayacak. İlk parayı bulduklarında onlar da anlamayacak yani. Onlar da şey diyecek. Daha iyisini alalım. Daha iyisini alalım. Neyse. Ya ben hoca gibi düşünmem. Yani ne? Mendy orta saha oyuncusu, orta saha oynasın. Sağ stoper kimse o oynasın. Ama şey, hoca iki türlü şöyle düşünüyor muhtemelen. Bir, puan maç kazanmam lazım. İki, o sizin kazanalım dediğiniz oyuncuyu bazen kaybediyoruz öyle. Yani atıyorum Baniye'yi 3 hafta, 4 hafta böyle oynatırsam kaybederim diye düşünüyor. Yani kazanmak, kaybetmek konusundaki bakışı farklı. Ben o konuda biraz daha radikalim. Yani oynayarak güçlensin. Ruh hali de güçlensin. Bununla başa çıkayım, çıkmayı öğrensin. Çok hoca gibi düşünmüyorum mesela. Yani bugün eleştiririm hocayı ben. Sivas Spor maçında maç içinde olan bir şey de anlaşılabilirdi. Bu arada ilginç bir şey var. Sivas Spor maçında da aslında çok eleştirilen Mendy geri geldikten sonra aslında Trabzonspor oyunu istediği gibi kontrol etmeye başlamıştı büyük ölçüde. İkinci yarı sadece, ikinci yarı orta saha düştüğünde belki orada Bakasetas değişikliği yapmalıydı. Şimdi bugün ama bir şeyin altını çizelim ki ben mesela yine hani önümüzdeki sene nasıl oynar konusunda endişeli olduğum adamlardan biri ki Visca. Ya bugünkü maç olağanüstü bir Visca seyrettik. Evet. Yani diyebilirim ki oynattı bu arada. Diyebilirim ki şampiyon olunan sene bile bu kadar iyi değildi Visca. Bugün kadar iyi değildi. Oyun olarak. Yani Trabzonspor'un şampiyon olduğu ikinci yarı bile bugünkü kadar oyunu tek yani oyunda bu kadar öne çıktığı bir maç. Yani Galatasaray maçında gol attı. 90 dakikaya yayabildi. Yani bugünkü kadar çok öne çıktığı bir maç hatırlamıyorum. Bir. İki. Keza Bakasetas Ömür 2-8'i ben hala karşıyım. Yani ben hala o ikisinin
aynı anda 8 olmadığını düşünüyorum. Bakasetas da öyle dedi zaten. Bugünkü maç biraz hani geçen seneki Fenerbahçe maçındaki Bakasetas rolünü gördük. İçerideki Fenerbahçe maçı sol iç oynadığı ve o Trezeguet'le ve hatta Gomis de oraya yaklaşıyordu. Gomis diyorum. Gomez. Maxi Gomez de oraya yaklaşıyordu bazen. O tekrarların, o sekansların aynısını gördük. Neredeyse aynısını gördük. Şimdi bu ne kadar sürdürülebilir ama çok belli ki mesela şimdi niye hoca stoperde illa bir tane ayağı iyi olsun istiyor? Çünkü Trabzonspor'un şöyle bir sorunu var. Her iki beki de oyun kuramıyor. Şimdi şampiyon olunan sezon ilk devre arasına kadar kim Trabzonspor'un sol beki? İsmail Köybaşı. Ama ya da kim İsmail Yenek kim oynadı? Bazen Dansville oynadı. Dansville galiba. Oynadı. Kamil Ahmet? Yok. Sol ya, Kamil yok. Herhalde. Bir önceki sezon. Sol bek biri oynadı arada. Kim oynadı? Neyse. Ama öyle bir sağ beki vardı ki sol bekle top kullanmaya gerek kalmıyor. Şimdi her iki kanatta, her iki bek de aynı olunca, yani top kullanamayan olunca, bu sefer iki stoper de öyle olunca orta saha ne kadar iyi olursa olsun topu oraya doğru şekilde atamıyorsun ki. Top oraya doğru şekilde gitmiyor. Bu sefer ne oluyor? Oyun ister istemez futbolcular da bir süre sonra o pasları yaptıklarında hata yapıyorlar. Onu yapmamak için kimse sorumluluk almak istemiyor. Ne yapıyor? Onu açıyor. Onu açıyor da tek başına ne yapabilir cepheden gelen bir topa? Sevimsiz bir oyun. Ya dolayısıyla hani en azından bir ya stoper ya oyun kurucu bek olursa mesela ben geçen programda şey dedim. Şubat'ı görmek lazım Trabzonspor'u anlamak için. Şubat ayında ben iyi yani bir oyunda çok somut bir gelişim bekliyorum Şubat'ı. Niye söylüyorum bunu? Trondsen oynamış. Ha Trondsen bravo işte yani. O da zaten sakatlandı. Ya o da sakatlandı. Yani, çok kısa bir süre şey oynadı. Değildi hani yani öyle bir burada bir tane bile oyuncu bazen bir iki tane oyuncu bile takımın çehresini çok değiştirebilir. Bu verdiğim örnek Fred Torreira örneği de değil. Yani o başka bir şey. Evet. Yani Fenerbahçe'de Fred'in etkisi, Galatasaray'da Torreira'nın etkisinden bahsetmiyorum. Tam tersi Fenerbahçe'de Ferdi, Galatasaray'da Boya örneğinden bahsediyorum. Dolayısıyla bir taraftaki bek oyun kurmayı çok iyi beceriyorsa, o konuda ayağına hakim, top ayağına geldiğinde eyvah ben ne yapacağım demiyorsa, tam tersi topu doğru yere gönderebiliyorsa, topla doğru hareket edebiliyorsa, öbür beki çok rahat idare edebiliyorsunuz o zaman. Trabzonspor'da öyle bir sıkıntı var. Bu şu demek değil, kötü bek değil Eren. Ama oyun kurabilecek bir bek en azından bugün itibariyle değil. Abdullah Avcı'dan maç sonu çarpıcı açıklama. Farklı bir sonuç olabilirdi. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne deplasmanda konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumundaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları. 3 tane formasyona da hazırlandık. Rakip bize nasıl baskı yapacak, buradan nasıl çıkacağız, opsiyonlarda neler yapacağız diye bunlara çalıştık. Bugün topa daha fazla sahip olacaktık, Mendy ile bunu sağladık. Maç ikinci yarının başında 2-0 olana kadar 7 veya 8 tane net pozisyona girdik. Topa sahip olduktan sonra 6 ve 8 numaralar bizim için çok önemliydi. Edin'in yaptığı asistler gol olsa 7 ila 8 olabilirdi. Bugün oyun organizasyonunun iyi olduğunu gördük. Daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'un her zaman hedefleri vardır. Oyun olarak harika bir akşamdı, skor olarak da. Büyük ve güçlü bir aileyiz. Kenetlendiğimiz sürece Trabzonspor ligin en önemli kulüplerinden biridir. Bu trafiğe alışmamız lazım. Alışmak zorundayız. Bilimi, teknolojiyi bu kadar kullanan bir kulübüz. Doğru bir şekilde hazırlanacağız. Bu süreci en iyi şekilde yapıp, Trabzonspor'un nasıl bir oyun istediğine hızlı dönüş yapmak istiyoruz. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep Futbol Kulübü'nün değişik oyun tarzlarına göre hazırlandıklarını söyledi. Maçın deplasmanda olduğu için oyuna girmenin kolay olmadığını ifade eden Avcı, ilk aşamada dengeli bir oyun vardı. Özellikle maç 2-0 olunca net 7-8 pozisyon vardı. Bu skorun ardından takım doğru oynayan, teknik kapasitesi yüksek, atak sonuçlandıran kimliğine sahip olup 3. golü buldu. Dedi. Çalıştıklarını doğru uyguladıklarını anlatan Abdullah Avcı, şunları söyledi. Bugün çalışmamızın karşılığını aldık. Geçen haftaki mağlubiyetin ardından böyle bir maçı deplasmanda kazanmak bizim için önemliydi. Bugün Trabzonspor'da 100. lig maçına çıktım. Bu Trabzonspor'da her teknik direktörü gururlandırır. Her zaman, iyi ki Trabzonspor var, diyorum.
Biz güçlü ve büyük bir aileyiz. Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin nasıl bir oyun isteğini çok net bilen ve ekibiyle gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Zaman zaman iniş ve çıkışların olduğu dönemleri yaşayacağız. Hem yarışırken, sonuç alırken organizasyon geliştiren bir takım olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, dedi. Trabzonspor o istatistikte zirveye yerleşti. Trezeguet'in golü. Bordo Mavililer, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, Trezeguet 2 ve Anastasios Bakasetas geldi. Karadeniz fırtınası zorlu maçın ardından istatistiklerde bir numaraya yerleşti. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaştı. Son oynanılan Sivasspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Bordo Mavililer, Kırmızı Siyahlılar karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrenin hemen başında perdeyi Mısırlı Yıldız Trezeguet açtı, 47. dakikada Visca sağ kanattan ortaladı, onu açı müsait pozisyonda kafayı vurdu, savunma uzaklaştıramadı, seken topa Trezeguet köşeye topu kafayla yolladı ve fırtınayı 1-0 öne geçirdi. 59'da da Yunan Yıldız Anastasios Bakasetas uzaktan yerden sert vurdu ve farkı 2'ye çıkarttı. 77'de ise bu kez ceza alanında Enis Destan kafayı vurdu, kaleci Nita çıkardı, dönen topu yine Trezeguet tamamladı. Tecrübeli oyuncu kendisinin ikinci, Trabzonspor'un üçüncü golünü kaydetti. Son olarak geçen sezon 22 Mayıs 2023'te Fatih Karagümrük ağlarına 2 gol bırakan Trezeguet 7 ay sonra ilk kez duble yaptı. 80'de Draguş maçın 3-1'lik skorunu belirleyen golünü kaydetti. 3 puanın sahibi Karadeniz devi oldu. Bu maçın ardından Bordo Mavililer ilginç bir alanda zirveye yerleşti. Karşılaşma öncesinde Fırtına, 7 golle Kayserispor'la birlikte bu sezon en çok kafa golü atan takım konumunda yer alıyordu. Trezeguet'in ilk golüyle birlikte Trabzonspor kafayla attığı 8. golünü kaydetti ve bu alanda 1. sıraya yükseldi. Gaziantep Futbol Kulübü ise 7. kez kafayla yediği gole engel olamadı ve Kırmızı Siyahlılar da İstanbulspor'la birlikte 7 kez bu alanda en kötü takım konumuna yerleşti. Trabzonspor bu galibiyetle 26 puana ulaşarak ligde 4. sıraya yükseldi. Edin Visca, Trabzonspor'da çok mutluyum. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Rakibini 3 golle geçen Bordo Mavililer'de Edin Visca maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Visca'nın açıklamaları. Trabzonspor'da çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi performans göstermek istiyorum. Futbolla yaşıyorum. Bugünkü performansım inşallah böyle devam edeceğim. Üçüncü bölgede bana top getirdiklerinde daha etkili olabiliyorum. Mutluyuz, devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da kazanmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bütün takım iyi oynadı. Geçen hafta kaybetmiştik ama bugün harika oynadık. 90 dakika topa sahip olduk. Şimdi Samsunspor maçında bunu devam ettirmek istiyoruz, dedi. Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ye çok sert Mete Kalkavan tepkisi. Bordo Mavililer, Mete Kalkavan'ın birinci. Ligde oynanan Bandırma Spor Kocaeli Spor maçında VAR hakemi olarak görev yapmasına büyük tepki gösterdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde. Kurduğunuz kirli düzeni yerle bir edeceğiz. 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, bu şahsın bir daha, asla, maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. Türkiye futbolunu, yöneten kurumların, bir daha asla maç alamayacak, dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar, Trabzonspor için, yok, hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar. Görünen o ki, hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz, Trabzonspor'uz. Sözümüzün eriyiz. Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz denildi.